İzleyenler, Bandırma Manşet'te yorumlarımız devam ediyor. Alt liglerden sonra sıra geldi Süper Amatör Lig ve Bal Ligimize. Evet hocam, Süper Amatör Lig'de gerçekten bu ligde de çok heyecanlı bir zirve mücadelesi var. Her hafta bir lider değişiyor. 16. hafta sonunda biz toplu sonuçlarla yorumlarımıza başlayalım. Vallahi biz bu hafta şanslıydık. Liderin maçını izleme şansını bulduk. İki takımın da derdi başkaydı. Manyas Belediye Lig'den kurtulmak istiyordu. Balıkesir Büyükşehir Belediye zirve mücadelesi veriyordu. Soluğu spor severler için Manyas'ı aldık. Bandırma Manşet olarak. Çok keyifli bir maç oldu. Üzüldüğüm taraf Manyas Belediye'nin yenilgiyi hak etmemesiydi. Uzatma dakikalarla gol yedi. Çok kritik bir karşılaşmaydı. Bu karşılaşmanın sonucu Balıkesir Büyükşehir Belediye liderliği getirdi. Havran Fatih Ceylan Spor 2-1'le geçti. Bakın Ceylan Spor bayağı zorlamış Havran Fatih. Biri şampiyonluk derdi, biri düşmeme derdinde. Çok değişik maçlar oynanıyor. Küçükköy Ligadiş'i 1-0'la uğurlayarak liderlikler etti. Haftanın takım olmayı hak etti. Yani lideri devirdi Küçükköy. Cumhuriyet Sanayi Balya Belediye ile 1-1 berabere kaldı. Önce öne geçti. Daha sonra Balya'nın beraberlik golüne engel olamadı. Balya için kayıp bir puan. Altınova tarihi bir rekora imza attı. 600 evlere 17 tane gol bıraktı kalesine. Çok acımasız bir fatura çıkardı. Evet, bu sezonun en farklı skoru. Şu ana kadar en farklı skoru dediğin gibi. Adaspor Savaştepe'yi 2-0'la uğurlayarak kaderiyle baş başa bıraktı. Başının çaresine bak dedi, bu mesajı verdi. Haftanın kritik karşılaşmasında Barbaros Defa, Burhaniye Belediye 2-0'la geçerek ligde kalacağım mesajını taraf tarafsız herkese duyurmuş oldu sevgili izleyiciler. Evet hocam, teşekkür ediyorum. Siz de söylediğiniz gibi biz Manyas'taydık cumartesi günü. Gerçekten futbol adına mükemmel bir gündü. Sağ ve tesis olarak o kadar olumlu değildi ama sonuçta güzel bir maç oldu. Bu maça dönelim. Bloklar ağzına yorum alalım. Valla itiraf edeyim, ben Manyas Belediyespor'dan bu kadar direniş beklemiyordum. Yani beklediğim üzerinde bir futbol oynadılar. Dar kadrolarına rağmen... 3 neticeli bir maç oldu. Dar kadrolarına rağmen çok iyi bir kadroya sahip olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne futbol dersi verdiler. Oyun alanı nasıl daraltılır? Nasıl ikili mücadele kazanılır? O ağır sahada nasıl oynanır? Bütün soruların cevaplarını Manyas Belediye futbolcuları bana verdi. Kendilerini tebrik ediyorum. Kaleci Fadi çok dikkatliydi. Zaman zaman tuttuğu toplara plonjan yapsa da biraz fotojenik bir kaleci. Fakat çok dikkatliydi. Başarılı bir 90 dakika çıkardı. Erhan defansı ayakta tutmaya çalıştı. Erhan daha sonra oraya geleceğim. Eğer çift sarı karttan kırmızı kart görmeseydi belediye bu maçı kazanamayabilirdi. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Emektar Samet orta sahada ön liboroda çok başarılı, çok güçlü bir futbolcudur. İkili mücadele kaybetmeyi hiç sevmez, hırslıdır. Kazım tecrübesini konuşturmaya çalıştı. Kondisyon eksiği var ama tecrübeli ve güçlü bir futbolcu. İlan'dan daha etkili oyun beklerdim. İlan istediği topları alamayınca kenarda çok kaldı. Zaman zaman içe kat etmeli diyorum. Emre de beklediğim Emre değildi. Emre bu takımın golcüsüdür. Geldi mahvetmez. Emre önümüzdeki maçlarda performansını arttıracaktır diye düşünüyorum. Bence Manyas Belediye takım olarak çok iyiydi. Özellikle kırmızı kart gören Erhan performansıyla iki kişilik oynadı diyebilirim. Balıkesir Büyükşehir Belediye gelince beğendiğim kaleci Enes çok kötü bir gol yedi. İkiletti. Yani ilk yarı 1-0 bitecek zannedilirken bir anda Manyas'ın beraberlik golü geldi. Burada kaleci Enes'te defansın büyük hatası vardı. Defansta İsmail çok iyiydi. Pozisyonlarda çok dikkatliydi. Ben en çok Adem'i beğendim. 8 numara sol açık mevkinde oynadı. Vallahi o kötü sahada adresi ortalar. Top ayağına yakışıyor. Top ayağına yapıştırdı mı rakip kaleye kadar iner. Bu futbolcunun geleceği var diyorum Adem için. Adem'e dikkat diyorum. Orta sahada gizli kahraman bir 6 numara Emre vardı. Basit oynuyor, oyun yönünü değiştiren, çabuk düşünen bir oyuncu. Bu Emre'ye de dikkat ediyorum, dikkat diyorum. Oğuzhan iyi bir futbolcu ama kesik kesik oynuyor. Top kullanımları çok iyi. Durarak oynamayı seviyor. Eğer devamlılık kazanırsam Oğuzhan da gelecek. Bakın Oğuzhan, Adem ve Emre bu takımın dikkat çeken futbolcuları. Diğer futbolcular üzerine çıktılar oynadıkları oyunlarla. Yani ben bu üç futbolcuyu da tebrik ediyorum. Fakat yine de maçın sonucu, oyunu gördükten sonra Manyas bu skoru hak etmedi diyorum. Manyas'a yazık oldu diyorum.
bir puan haklarıydı diyorum ama top Manyas'ı sevmedi diyorum. Manyas'a geçmiş olsun ve lider Manyas Balıkesir Belediyespor'u da almış olduğu zorlu deplasman galibiyetten dolayı kutlamak istiyorum. Evet hocam, teşekkür ederim. 16 haftayı geride bıraktık. Önümüzde kaldı 10 hafta Süper Lig'de. Bize bu ligde şampiyonluk potası ne diyor, düşme hattı ne diyor, yorumunuzu alalım. Çok zor bir soru. 4 takım şampiyonluğa koşuyor. Her hafta bir lider değişiyor. Balıkesir Belediye'nin 36, Havran Fatih'in 35, Bigadiç ve Balyan'ın 34'er puanı var. 4 takım da şampiyonluk potasının içerisinde. Sadece aralarında 2 puan ve avarajlar var. Adaspor'un, Cumhuriyet Sanayi'nin, Altınova ve Küçükköy'ün şimdilik durumları iyi. Üst ve altlı işleri yok. Rahat bir sezon geçiriyorlar. Ama 19 puanlı Burhaniye, 17'şer puanlı Manyas Belediye ve Savaşlı Belediye, 16 puanlı Barbaros Sefa, 4. takım olmamak için kıyasıya mücadele veriyorlar. Bu takımlar henüz tehlikeyi atlatmış değil. 10 puanda kalan Ceylan Spor, haftalar geçtikçe şansını, ligde kalma şansını azaltıyor. Altüzeyler Spor ise tüm taraftarsız, tüm takımlar Altüzeyler Spor'a düştü gözüyle bakıyor. Ama Altüzeyler'in sahaya çıkması, centilmence mücadele etmesi alkışlanacak başka bir konu olarak görülüyor sevgili Zeki. Evet hocam, teşekkür ediyorum. O zaman Süper Amatör Lig'de gelecek hafta, önümüzdeki 17. hafta müsabakaları hangileri, onlara bakalım. Bakalım. Önümüzdeki hafta lider Balıkesir Büyükşehir Balya'yı ağırlıyor. İlk maç 0-0 kalmıştı. Balıkesir favori, bu maçın favorisi. Balıkesir Belediye kazanır diyorum, galibiyete yakın olan taraf. Havran Fatih Altunsevler deplasmanı için Bandırma'ya gelecek. İlk maçı 9-1 kazanmıştı Havran Fatih. Bu maçın banka favorisi Havran Fatih diyorum. Havran Fatih için kolay bir maç. Bigadiç Altınova'yı ağırlayacak. İlk maç 0-0 bitmişti. Bigadiç dikkatli olmalı. Altınova ters bir takım. Dikkatli olursa Bigadiç galibiyeti yakalar diyorum. Yerel derbide Burhaniye Belediye Adaspor'la oynayacak. İlk maçı Adaspor 2-1 kazanmıştı. 3 ihtimalle çıkar bu karşılaşmadan ama Burhaniye'nin şiddetle puana ihtiyacı var. Ceylanspor Cumhuriyet Sanayi, Ceylanspor mutlaka kazanmak zorunda. Çok ilginçtir ki ilk yarıdaki maçı deplasmanda Ceylanspor 1-1 kapatmıştı. Ceylanspor bu maçı ne yapıp edip kazanmak isteyecektir. Ama kağıt üzerinde Cumhuriyet Sanayi daha güçlü gözüküyor. Savaştepe Küçükköy, Savaştepe deplasmanda Küçükköy ilk yarıda 2-0 yenmeyi başarmıştı. Savaştepe açısından çok çok önemli bir karşılaşma. Bakın kağıt üzerinde Küçükköy favori gözükse de Savaştepe maçı alırsa kimse şaşırmasın. İşte haftanın kritik karşılaşmalarından biri yine Manyas'ta oynanacak. Maç sonunda Harun Hoca'nın dediği gibi ben aslında Barbaros Sefa maçını düşünüyorum demişti bize. Manyas Belediye ile Barbaros Sefa işte puan mücadelesine girişecekler. Manyas'ın ne yapıp edip bu maçı kazanması gerekiyor. 4. takım olmam adına çok kritik bir karşılaşma. İlk maçı Barbaros Sefa 2-1 kazanmayı başarmıştı. Ben Manyas Belediye'yi bu maçta galibiyete daha yakın olan taraf görüyor ve Manyas Belediye Spor'a Barbaros Sefa maçında başarılar diliyorum. Evet hocam, teşekkür ediyorum. Böylelikle Süper Amatör Ligi'yi geride bıraktık. 16. haftayla birlikte sıra geldi Ballig 9 grubumuza. Ballig 9 grubumuzda da çok heyecanlı karşılaşmalar vardı. Bu hafta sizden toplu sonuçlarla yorum alalım. Bu hafta vallahi Ayvalık Gücü 2 haftada aradaki farkı eritti. Liderle Turgut Gül arasındaki puan farkını 2'ye indirdi. Turgutlu Soma şokunu yaşıyor. Soma gitti. Turgutlu deplasmanında berabere kaldı. Ayvalık Derdekspor 3-1 yenince aradaki puan farkı 2'ye indi. Turgutlu'nun 37, Ayvalık Gücü'nün 35 puanı var. Kocaçeşme Yeşilova 2-0'la uğurladı. Orta sıralardaki yerini korudu. Yeniçan aldı maçı verdi Alaşehir'e. Son 10 dakikaya girilirken 2-1 öndeydi Yeniçan Spor. Ve son dakikalarda bir golle 3-2 mağlup oldu. Çan için bir hayal kırıklığıydı bu. Gönen'de birlikte izlediğimiz maçta Gönen Belediye kontrollü oyunuyla sağdan istediğini alarak ayrılan taraf oldu. Çok tempolu bir maçtı ama Gönen Belediye üstün olan taraftı. Hak ettiği 3 puan almasını bildi. Alaçatı Etispor maçında atan 3 karşılığından 4 çok gollü bir maç olmuş. Etispor öne geçiyor. Daha sonra 2-1 Alaçatı öne geçiyor. 1 dakika içerisinde 73 ve 71 dakikalarda Etispor arka arkaya 2 gol buluyor. 3-2 öne geçiyor, 3-3 oluyor. 90+3'te Etispor bir gol daha bularak Alaçatı'yı deplasmanda 4-2 yemeyi başarıyor. Alkışlarım bu bakımdan Etispor'a. Etispor büyük bir özveriyle mücadelesine devam ediyor. Sonuç ne olursa olsun
Etispor'u ben alkışlıyorum. Ligin son sırasına yerleşen Karaliga'da haftayı maç yapmadan bay takım olarak geçirdi sevgili Zeki. Evet hocam, teşekkür ediyorum. Biz dün Gönen'deydik. Tabii önemli karşılaşma. Bölgemizin Ballık 9. grupta en önemli karşılaşması buydu. Dediğiniz gibi az önce Gönen Spor bu karşılaşmayı 1-0 kazandı ve puan cetvelinde kendine iyi bir yer edindi. Bu karşılaşmaya dönelim hocam. Dönelim. Bloklara bakacak olursak Gönen Belediye'de Tugay ve Ercan formülü tutmuş. Geçilmez ikili oynadılar. Ercan bir de görevin üzerine çıkarak şık bir gol attı. Maçın 3 puan getiren gol Ercan'dan geldi. Arka direkte kendini iyi unutturdu. Çok iyi buluştu ve kafa buluşuyla Gazi'yi bir filelerini havalandırdı. Ben çok Doğukan'ı beğendim. O ne ciğer, o ne ayağı top. Eğer bu disiplini bozmazsa Doğukan bu ligin en iyi topçuları arasında yer alır. Takımı oynuyor, basit oynuyor. Arkada hem kendi oynuyor hem arkadaşlarını oynatıyor. Çok beğendim Doğukan'ı diyebilirim. 7 numara Emre, top ayağına geldiği zaman etkili bir isim fakat oyuna küsmemesi lazım. Devamlılık kazanması lazım. Emre de dikkatimi çekti. 10 numara Burakcan akıllı, ayağı oynayan, arkadaşını oynatmaya çalışan bir isim. Yani ben özellikle golü atan Ercan ve Doğukan, Emre'ye bir ayrıcı işaret veriyorum. Bu çocuklar Gönen'in lokomotifleri ama Gönen Belediye'nin takım halinde, takım futbolunu iyi oynadığını, diğerlerinin de arkadaşlarından geri kalmak istemediklerini bu maçta gördüm. Gönen Belediye almış olduğu galibiyetten dolayı ben tebrik ediyorum. Gazi Emre'de fazla bir şey göremedim ben. Gazi bir gerçi geçen hafta Turkuk'ta yemişti ama vasat takım oyunu oynamaya çalışıyorlar. Öne çıkan bir isim yok. En iyileri emektar 55-35 numaralı İslam santraforda. Bir gol kaçırdı ki evlere şenlik, o da şaşırdı. En az 2-3 dakika yerde kaldı. Yani beraberliğe çok yaklaşmıştı Gazi Emir İslam'la. Kaleci Orkun da tecrübeli, oyunu yaşayan bir isim. Fakat bu maçta galibiyet Gönen Belediye'nin hakkıydı. Ve bu arada galibiyette Gönen Spor seyircisinin büyük payı olduğunu söylemeliyim sevgili Zeki. Evet hocam, teşekkür ediyorum. Biz puan cetvelini değerlendirmesini alırken bir de kendi bölgemizin Balıkesir'in 4 takımının kendi işlerindeki konumuna bakalım. İkinci sırada Ayvalık Sporumuz var. Bildiğiniz gibi arada 2 puan farkla liderle çok yaklaştı gerçekten. Büyük bir avantaj. Ayvalık'ın şampiyon olması da bize büyük bir avantaj getiriyor diğer takımlarımız açısından. Gönen aldığı galibiyetle 7. sıraya oturdu, 20 puanlı. Etispor da çok başarılıydı bu hafta, 3 puan aldı. O da 10. sırada 12 puanla tabii çıtayı yükseltti. Erdek Sporumuz kaldı puansız 12. sırada. Yani aralarındaki çekişmeyi soruyorsun sen. Evet. Dediğin gibi inşallah Ayvalık Gücü şampiyon olur. Gönen rahat rahat ligde kalır. Etispor ve Erdek Spor'dan biri de playoff oynar. Bizim hesaplarımızda bu var. Evet. İnşallah böyle olur diyorum. Eğer Ayvalık Gücü şampiyon olamazsa Gönen Belediye'nin çok rahat bir sezon geçireceğini umuyorum. Atlarla işi olmaz Gönen Belediye'nin. İyi desteklenen bir takım. Otomatikman o zaman iki takım düşüyor. Otomatikman Erdek Spor ve Etispor. Çünkü aradaki puan farkı çok fazla. Gönen evet. Belediye'nin 24, Etispor 12 puan evet. Fark az değil sevgili Zeki. Ama bir tek ümit var. Dediğin gibi Ayvalık Gücü'nün şampiyon olması. Ve Erdek Beyti'den birinin playoff oynaması. Bu şans henüz devam etmekte. Bizim bütün beklentimiz bu şansın sürmesi ve Erdek Beyti'den birinin playoff oynaması. Ben böyle düşünüyorum. Evet hocam, teşekkür ediyorum. Hemen biz Ballık'ta önümüzdeki hafta yani 16. hafta bize hangi karşılaşmalar bekliyor buna bakalım. Bakalım. Lider Turgutlu Karabiga deplasmana gelecek. Turgutlu derdi şampiyonluk. Karabiga'nın derdi kümede kalmak. Çok çekişmeli bir karşılaşma olur. Evet. Kağıt üzerinde yine de Turgutlu 3 puana yakın olan taraf. Bu maç seyre değer diyorum imkanlı olanlar için. Daha sonra Ayvalık Gazi Emir deplasmana girecek. Gazi Emir sağ solu belli olmaz. Biliyorsun Turgutlu yemişlerdi. Ayvalık'ın evet. Çok dikkatli olması gereken. Bizim Nazım da orada iyi işler yapıyor. Nazım Ortabi'den bu hafta da golünü yazmış Erdoğan'a. Evet. Onu kendisini tebrik ediyorum hemşehrimizi. Soma Gönen. İlk yarı 0-0 bitmişti. Soma dişli bir takım. Ama iki kırmızı kart gördü hocam bu hafta. O büyük bir avantaj Gönen Belediye için. Ortada maç gibi gözükse de Soma ev sahibi olmanın avantajı da bir adım daha önde ama Gönen Belediye'nin getireceği bir puan benim için sürpriz olmaz. Gönen de artık rahatladı. Yeşilova Yeniçan 3 ihtimalli. Kağıt üzerinde Yeşilova favori gözükse de Yeniçan kendi evinde yediği Alaşehir kamçısıyla Yeşilova'dan puan getirebilir.
Alaşehir bu hafta bay takım olarak dinlenerek geçirecek. Etispor Kocaçeşme'yi ağırlıyor. İlk yarıda 1-0 yenilmiş Etispor. Etispor Alaçatı moraliyle Kocaçeşme'yi burada devirebilir. Etispor'a o güven geldi. O Etispor'dan kendi sahamızda bir galibiyet alalım artık. Bekliyoruz. İşte esas maçlardan biri Erdek Alaçatı. Erdek seyircisi desteğini sağlarsa Alaçatı'yı puansız gönderebilir. İlk maç 1-1 bitmişti Alaçatı'da. Erdek Alaçatı maçı da çok çok önemli. Denk güçteki iki takım mücadele edecek. Ben Erdek Spor'dan da Etik Spor'dan da bu hafta bir galibiyet bekliyorum. Gönen'den Soma deplasmanından bir puan beklediğim gibi. Evet hocam, teşekkür ediyorum. Böylelikle Ballıgi 9. grup yorumlarımızda burada noktaladık. Diğer yorumumuzda görüşmek dileğiyle.